Ekranlarından Meltem Ne Yaşama Dair programından herkese merhabalar. Bugün programımızda siyaset konuşacağız ve program konuğum Emel Bilenoğlu, CHP Eyüp Sultan Belediye Başkan adayı. Emel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Meltem Hanım, merhabalar. Evet, merhabalar. Bugün böyle kadın kadına güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle. Değil mi? Öncelikle isterseniz birkaç cümleyle sizi bir tanıyalım. Sonrasında da tabii ki siyasete nasıl başladınız ve siyaset konuşacağız, Eyüp Sultan'ı konuşacağız. Eyüp Sultan halkım da şu anda bizi can kulağıyla dinlediğini düşünüyorum. İsterseniz bir ilk olarak sizi tanıyarak başlayalım. Teşekkür ederim. 31 Mayıs 1971 yılı Bartın ilinin Amasra ilçesinde dünyaya geldim. Baba mesleğinden dolayı. Evet. Babam Çorum'un İskilip kazasından Ömer Assubay şanlı ordumuza 35 sene hizmet vermişti. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkürler. Annem de Saraybosna'dan göç etmiş bir ailenin biricik kızları İffet Hanım. Ben de onların dördüncü çocuklarıyım. İlkokulu Paşabahçe İlkokulu'nda okudum. Çünkü gene baba mesleğinden dolayı ben bir yaşımdayken İstanbul'a yerleştik. Arkasından orta öğrenim ve lise öğrenimimi Kandili Kız Lisesi'nde tamamladım. Üniversite hayatımda bana göre dünyanın en güzel üniversitelerinden biri olan Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde tamamlamış oldum. Okulum gerçekten çok keyifli, çok insana katkısı yüksek bir okuldur. Tarihi değerlere önem veren bir okuldur. Bunun dışında iki çocuğum var, evliyim. 2003 senesinde sevgili eşim Cafer Bilenoğlu ile hayatımı birleştirdim. Kızım Derin Bilenoğlu ve oğlum Sarp Bilenoğlu ikizler, 2006 doğumlular. Bunlar dışında size anlatabileceğim şeyler kendimle ilgili. İş hayatım, 25 senelik dolu dolu geçen bir iş hayatım var. Bunun 15 senesi çok önemli firmalarda, Türkiye'nin çok çok kıymetli firmalarında üst düzey yöneticilik ve danışmanlık olarak tamamladım. En son ayrıldığım firma Aydın Tekstil, orada da koordinatörlük yapıyordum. Daha sonrasında da çocukların dünyaya gelmesiyle birlikte kendi iş yerimi açtım. 10 sene kadar kendi tasarım firmamı işlettim. Onu da bir İtalyan ortağımla birlikte çok keyifli bir şekilde yürüttük. Gene o süreç içerisinde Türkiye'nin önemli tekstil firmalarına danışmanlık yaptım. Hala şu anda kendi firmalarımız olan iki firmamızda tasarım danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık yapıyorum. Evet, bir yandan da devam ediyor diyorsunuz. Ne güzel. Evet. Evet, ben de bir asker kızı olduğum için öyle sizi mi? Çok iyi anlayabiliyorum. Evet, babam da asubay, emeklisi benim de. Ben de böyle farklı farklı yerlerde okulları okuyoruz. Ne güzel. Yani. Peki şimdi sizi tanıdıktan sonra biraz siyaset tabii konuşmaya başlayalım. Tabii ki. Siyaset çalışmalarına ne zaman başladınız? Ne tip çalışmalarda bulundunuz? Neden siyaset kurumsal bir hayatınız da varmış? Öncelikle evet. Bir neden siyaset diyelim. Nasıl başladı siyasetle tanışmanız? Evet. Şimdi öncelikle ben İnsanların siyasetin içinde olduklarını düşünüyorum. Ne kadar apolitik olsanız da, ki ben apolitik bir okulda okudum. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi bitirdim. Ama ona rağmen bu ülkede yaşıyoruz. Yaşadığımız ilçelerde yaşananlar, ülkemizde yaşananlar bizi siyasete zaten belli bir süre sonra itmeye başlıyor. Ben de bu apolitik sürecin siyasete dönüştüğü noktada Gezi Parkı ruhuyla istediğimiz, hayal ettiğimiz güzel günler Türkiye'de tekrar yaşanacak zamana kadar evlerimize bir daha girmemek üzere sokağa çıkanlardanım. Siyasi hayatıma böyle başladım. Daha sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi partim içerisinde biliyorsunuz 2014'ten bu zamana neredeyse sene başına 1,5 seçim düşüyor. Her türlü seçim çalışması, onun dışında adalet yürüyüşü, onun dışında partimin yaptığı her türlü etkinlikle siyasetin içerisinde bir fiil oldum. Bu vesileyle de aslında yaşadığım ilçenin her sokağını, her mahallesini kapı kapı, taş taş tanıma fırsatı buldum. Ne güzel, gerçekten. Tabii önemli olan, tabii orada yaşamanız çok çok önemli. Yıllarınızı orada evet. Vermişsiniz.
yani Eyüp Sultan dediğimiz zaman orayı çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu da çok çok önemli. Peki Eyüp Sultan'ı şöyle bir düşünüyoruz tabii. İstanbul Eyüp Sultan dediğimizde evet. herkesin kafasında neler canlanıyor? Evet. Demografik olarak da ele aldığımızda bir kadın aday. Yani evet. cidden şöyle bir, ilk önce bir düşündüğümüz zaman şaşıranlar eminim ki oluyordur. Evet, evet. Tarihinde ilk defa biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi tabii doğal olarak Eyüp Sultan deyince oranın mutlaka ki hepimizin bildiği ve bilmeyenler de zaten öğreneceklerdir şimdi diye düşünüyorum. Yani bir kadın aday şu ana kadar olmamış ve siz ilk defa bir kadın aday olarak evet. ne gibi farklar yaratacağınızı düşünüyorsunuz Eyüp Sultan'da? Bununla ilgili size detaylı bilgi vereceğim. Ancak öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bana göre bir kadın aday veya bir erkek aday olarak bakmadan önce bu işi layığıyla yapabilecek olan aday kelimesi üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Size az önce de kendi geçmişimle ilgili bilgiler verirken 25 yıllık bir iş tecrübem olduğunu ve işimi üst düzey başarıyla yaptığımı söylemiştim. Dolayısıyla bu iş için başarı odaklı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ve bir başarı hikayeniz olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında bir belediyede iyi bir yönetici olmak için, iyi bir belediye başkanı olmak için çok iyi bir ekibiniz olması gerektiğini düşünüyorum. Ve sizin bu ekibi çok iyi yönetebilecek güce sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu güç sizin yöneticilik vasıflarınızla çok alakalıdır. İnsanları farklı sistemlerle yönetebilirsiniz. Bu sistemler bazıları biliyorsunuz zorbalıkla yönetirler. Bazıları da insanlarla güzel ilişkiler kurarak onları yönetirler ve yaptıkları işlerde çok başarılı olmalarını sağlarlar. Bizim halkçı ve sosyal belediyecilik dediğimiz B şıkkı. Yani insanlarla kuracağımız güzel diyaloglarla bu işi layığıyla yapacağımızı düşünüyorum. Zaten bunun için de yola çıktık. Diyeceksiniz ki tamam bunu bir erkek aday da yapabilir. Niye siz bir kadın aday olarak bunu yaptınız? İnanın bana öncelikle bir kadının siyasi duruşuna artık Türkiye'de çok ihtiyaç var. Bu siyasetin biraz daha yumuşaması, dillerin biraz daha artık normal günlük hayatımızda komşumuzla yaptığımız konuşmalar haline dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu gerginliğe biz maalesef toplum olarak dayanamayacağız. Dayanamayacağımız noktalara geliyoruz. Şu anda sokağa çıktığınız zaman inanın insanlar en ufacık bir şeyden dolayı bile birbirlerinin üzerine yürüme noktasına kadar gelmiş. Zaten çok ciddi problemlerimiz var. Ülke olarak ciddi bir sürece girdik. Bakın ekonomik problemleri olan bir ülke halindeyiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir de bunun üzerine sert söylemlerle, daha kavgacı bir yaklaşımla bu işin yapılmaması gerektiğini, bu yüzden de bir kadın ve anne çerçevesinden bakılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Eyüp Sultan'da da demografik yapı olarak çok ciddi bir problem yok. Eyüp Sultan aslında şimdi size bilgilerini vereyim. İstanbul'un küçük bir mozaiği gibi. Şimdi Giresunlu vatandaşlarımızdan %6.8 oranında var Eyüp'te. Sivaslı vatandaşlarımızdan %6. Kastamonulardan 4.8, Erzurumlulardan 3.6, Samsunlulardan 3.3, Ordu'dan 3.2, Tokat 3.1, Kars, Ardahan, Iğdır 2.8, Rize 2.2, Erzincan 2.2, Amasya 2.2. Kendini İstanbul'da doğup da İstanbullu olarak adleden de 21.6 oranında vatandaşımız var Eyüp'te yaşayan. Yani şimdi buradaki demografik yapı için şöyledir ya da böyledir diyebilecek durumda değiliz. İnanç merkezi olması adına Eyüp Sultan Camii'nden dolayı inanç merkezi olması adına eğer herhangi bir endişemiz varsa da bence bir kadının Eyüp Sultan gibi çok önemli bir inanç merkezinde belediye başkanı olması oraya çok büyük şeyler katacaktır. Özellikle benim gibi tarihi ve kadim değerlere çok önem veren bir insanın işte tam da Eyüp Sultan Camii'nin şu anda betonlar altında kaldığını görerek çok üzülen bir kadın olarak orada çok iyi iş yapacağımı düşünüyorum ve Eyüp halkının da böyle bir tercihi isteyeceğini düşünüyorum.
Tam oraya gelecektim ben de, tarihi yapılar. Özellikle sizin eğitiminize baktığımız zaman Güzel Sanatlar bölümü, Geleneksel Türk Sanatları bölümü mezun evet. olmanız ve tarihe duyduğunuz bir ilgi var. Evet. Tabii Eyüp Sultan da tarihe baktığımız zaman çok çok yani en böyle semt olarak baktığımızda Eyüp Sultan da bunlardan bir tanesi zaten. Evet. Ve tabii bu ilçe için bunu şans sayabilir miyiz? Tabii ki sizin baktığınızda eğitiminiz de bu yönde olduğu evet. için diyorum. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü Eyüp Sultan çok büyük bir ilçe. Evet. Bakın bir kıyısı Haliç'ten başlıyor, Karadeniz'e kadar uzanıyor. Oldukça büyük bir ilçe. Ve Kemerburgaz'da kemerlerden Eyüp'ün merkezinde Eyüp Camii'nden tutup içerisinde bir sürü tarihi değeri barındıran da bir ilçe. Bence bu çok büyük bir şans. Neden? Şu anki durumuna bakıyorum. Eyüp Camii'nin etrafı mermerlerle kaplı ve gün geçtikçe yükselen bir yeni yapılaşmanın evet. altında aşağıda kalmaya başladı camimiz. Onun dışında Eyüp Sultan gibi aslında Halice kıyısı olan bir ilçenin şu anda yapılan son çalışmalarla kıyıdan gün geçtikçe uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Sadece üstelik Eyüp Sultan'da Eyüp Camii yok. Bunun dışında bir sürü dini inanışı temsil eden yerlerimiz de var. Evet. Onların da açığa çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Onlar için de çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve yapılan restorasyon çalışmalarında özellikle çok yakında Mimar Sinan Üniversitesi gibi çok önemli bir üniversite varken hele bu işi tamamıyla bu işi gerçekten eğitimini almış ve bilen insanların elinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok basit bir çininin bile, çok basit bir kalem işinin bile, çok basit bir oymanın işte o türbelerde, o caminin içerisinde kullanılmış olan ufacık bir parçanın bile gerçeğine uygun yapılmadığı zaman orada maalesef kendini gösterdiğini ve insanı görsel olarak çok rahatsız ettiğini ben biliyorum. Tabii ki. O yüzden bunların da bu işi bilen, mutfağında pişmiş insanların eğitimini almış insanların takip edebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bitirdiğim okul ve dünyaya bakış açım bunun için çok uygun diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle. Bilirsiniz Sunay Hocam'ın da her zaman söylediği gibi tarihi olmayan, hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. O yüzden biz Eyüp'te hafızamızı her zaman diri tutmak zorundayız. Bununla ilgili daha ilerleyen sürede size bizim de nasıl çalışmalar yaptığımızı anlatacağım. Evet. Eyüp Sultan için bir şans diyebiliriz. Tabii sizin okuduğunuz bölüm olarak Güzel Sanatlar Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu olmanız Eyüp Sultan için gerçekten bir şans olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Peki tanıtım broşürüne şöyle bir bakmak istiyorum ben. Tanıtım broşürünüzde şöyle bir hatta da gösterirsem. Evet. Şu şekilde incelediğimizde vizyonunuzda sevgi başkenti olmaktan bahsetmişsiniz. Evet. Eyüp Sultan'da umudun ve sevginin ışığı Emel Bilenoğlu ile aydınlanacak diyorsunuz. Evet. Biz bunu şu şekilde düşünüyoruz sevgili Meltem Hanım. Biz Eyüp Sultan Belediyesi'nde katılımcı belediyecilik yapmak niyetiyle yola çıktık. Evet. Yani biz karar verdik, arkadaşlarla yaptık. Bunu böyle uygun gördük. Oldu bitti, kusura bakmayın siz de önünüze ne gelirse onu kabul edin artık diye bir sistem uygulamayı düşünmüyoruz. Evet. Bizim amacımız insanların gerçekten arzuladığı, gerçekten istediği şeyleri belediye ile paylaşarak istedikleri gibi onlara sunmak niyetindeyiz. Bunun için masalar kurmayı düşünüyoruz ama bu her belediyede olup da biliyorsunuz bir türlü çalışmayan masalardan evet. değil bizimkisi. Çalışan bir masa olacak. Çalışan masalar olmasını hatta belediyeyi de buralardan gelen geri bildirimlerle yönetmeyi planlıyoruz. Muhtarlar için, dernekler için, gençler için, kadınlar için, çocuklar için ayrı ayrı masalar kurmayı düşünüyoruz. Ve bunu teknolojiyle de birleştirerek bütün Eyüp'ten gelen verilerle orada oluşturacağımız sinerjiyi ve bilgi dağarcığını Eyüp Belediyesi'nin içerisine alarak planlıyoruz. İşte bu insanların bir kere belediyecilik anlayışını sevmesine neden olacak. Ve biz insanların mutsuz yaşamasını istemiyoruz Eyüp'te. Özellikle kadınların. Kadınlar mutlu olduğu zaman, kadınlar evin en önemli bireylerinden kesinlikle. Biridir biliyorsunuz. Çocuklar da mutlu olur. Çocuklar evet. ve kadınlar mutlu olduğu zaman evin direği de dediğimiz evin erkeği de mutlu olur.
Dolayısıyla biz bu sevgi anlayışını işte bu kadınları ve çocukları mutlu etmek için kullanmak istiyoruz. Onları belediyeciliğin içerisine alıp bir fiil orada kendilerini ifade etmeleri için toplumsal ve sosyal belediyeciliği evine getirmek istiyoruz. Göreceksiniz, iddia ediyorum. İlk bir sene içerisinde insanların yüzü gülecek. Biz şöyle bir iddiayla bu işi yapıyoruz. 5 sene sonra Eyüp Belediyesi'nde bütün halkın ömrünü en az 1 sene, 1,5 sene uzatmayı planlıyoruz. Mutluluk insanların ömrünü uzatır. Tabii ki, tabii ki. Ne güzel. Artık Eyüp tabii diyorsunuz ki mutlu insan olacak ve o dediğiniz sanırım masalar vasıtasıyla kişiler evet. Halk herhangi bir problemi evet. Olduğunda direkt o kişilere ulaşarak evet. Çözüm sağlanmasını sağlayacak evet. Herhalde değil mi? O evet. Tamamen belediyelerde şimdi bu, yapmayı planlıyorsunuz. Şöyle bir yöntem, belediye başkanı bir kişi. Evet. Herkesle bir anda aynı diyaloğu kuramayabilir. Herkesin çok derdini doğru. Aynı anda dinleyemeyebilir. Ama derdi olan vatandaşın da bir şekilde belediye başkanına ve belediyeye ulaşması gerekir. Tabii. Dolayısıyla belediye başkanına ulaşamıyorsa muhakkak masalardaki birim başkanlarına ulaşacaktır. Oradaki insanlar bu bilgileri alıp işte bu şöyle bir üçgen. Alta doğru açılacak. Alta doğru açılımında da insanların çok rahatlıkla ulaşıp bizim de böyle bir problemimiz var. Özellikle muhtarlar açısından bu çok önemli bir çalışma. Muhtarın belediye ile olan diyaloğunu daha iyi bir hale getirmek için çok önemli bir çalışma. Örneklerini görüyoruz. Geçen gün bir mahalle muhtarımızla birlikteydik. Kendisinin adını vermeyelim şimdi. Belediyemiz orada bir işlem yapıyor şu anda. Bir merdivenleme çalışması yapıyorlar. Fakat maalesef yaşlı bir teyzenin önüne, evinin önüne çok yüksek bir basamak denk gelmiş. Kadıncağız tam da biz oradayken geldi. Yahu dedi bakın buraya bunu yaptılar ama her seferinde düşüyor. Benim içim acıyor artık. Hani teyzenin bir tarafı kırılacak, bir şey olacak diye. Ne olur dedi bunu hani bir ele ayak olun da düzeltelim. İşte bunun hiç yaşanmaması lazım. Tabii. Yani muhtarlıktan gelen veri bilgisiyle siz oraya o merdiven sistemini yapıyorsanız eğer zaten onu bilip oradaki sistemi ona göre yapmanız lazım. Hatta o evde yaşlı bir insan yaşıyorsa oradaki organizasyonun ona göre yapılması lazım. Gerek. Yani yaptıktan sonra bozmaktansa hiç bozulmamak üzere yapmak her zaman için hem belediyenin çıkarları ve maddi harcamalarının doğru orantıda olması açısından çok başarılı olur. Hem de halkın sizden daha memnun olması açısından çok başarılı bir sistem evet, olur kesinlikle. Diye düşünüyorum. Muhtar sonuçta orada kimin yaşadığını biliyorsa ona göre bir bilgi evet. Verecektir. Ona göre de zaten öyle bir yüksek bir kaldırımın yapılmaması gerektiğini baştan belirtmiş olacak. Yani muhtarlarla diyorsunuz ki herkes belediye diyalog halinde olacak. Halk çok rahatlıkla sorunlarını iletebilecek böyle bir ortam sağlayacağız. Mutlu bir Eyüp Sultan halkı kesinlikle. Göreceğiz bir yıl içerisinde diyorsunuz. Evet peki şimdi belediye hizmetlerindeki yaklaşımlarınızı isterseniz konuşmaya devam edelim tek tek. Neler olacak? Ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz Eyüp Sultan Belediyesi'nde? Evet. Şimdi öncelikle proje kapsamı altında size herhangi bir şey söyleme yetkim yok. Çünkü sevgili il başkanımız Canan Hanım evet. Bu konuda çok net bir karar aldı. Aday adaylığından adaylığa geçinceye kadar projelerimizle ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü daha sonra bu projeler ortak bir alanda buluşturulup ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda toplu halde halkımıza ilan edilecek zaten. Ama çok açıkça hani birkaç şey size iletmem gerekirse en önemlisi bence bakın Eyüp Sultan gibi mütedeyyin olduğu iddia edilen bir ilçede her mahallemizde neredeyse 28 mahallemiz var bizim. Belki 20 mahallemizde şu anda uyuşturucu problemi var. Evet şu an en büyük problemlerden bir tanesi sanıyorum evet. Değil mi? Bu mahallenin kültürel veya ekonomik düzeyiyle hiç alakalı değil. Hepsinde. Yani en ihtiyaç sahibi olan insanların oturduğu mahallelerde de en ekonomik açıdan durumu iyi olan mahallelerde de hepsinde ortalama aynı problemle karşı karşıyayız. Kumar,
Uyuşturucu en önemli sıkıntılarımızdan biri. Bunun için şu anda bazı arkadaşlarımız çalışmalar yapıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bence bunun tek çözümü burada bir rehabilitasyon merkezi yapılmak zorunda. Bunun başka hiçbir çaresi yok ve gençlerin muhakkak ve muhakkak boş vakitlerini değerlendireceği çok efektif işler yapılmak zorunda. Bakın herhangi bir proje söylemiyorum. Evet. Yani biz gençlere şunu yapacağız, onlar harika boş zaman değerlendirecekler vesaire. Hiçbirine girmiyorum. Tabii ki bunların hepsi mevcut, var. Biz onlara nasıl bir hizmet sunacağımızı çok iyi biliyoruz. Ama bu çocukların bir an önce topluma kazandırılması lazım. Bu ortamlardan çekilip çıkartılmaları lazım. Bunun için ailelerin de çok üzüldüğünü biliyorum. Yani bir belediye başkanı çok rutin görevleri zaten yapmak zorundadır. İnanın bana yolda yapacaksınız, altyapıda, üst yapıda bunların hepsi sizin yapmanız gereken görevleriniz arasında. Hiçbir belediye başkanının bence A mahallesine işte asfalt dökeceğiz biz gibi bir şey olmamalı, vaadi olmamalı. Bu zaten sizin belediye başkanı olduğunuzda yapmanız gereken bir şey. Nasıl olacak yani, yol olmadan mı insanlar gidip gelecek? Mümkün değil. Ama gençlerimiz ve çocuklarımız çok önemli. Aslında bu birçok belediyede de şu anda temel sorun. Biz de bağımlılık danışmanlarını ağırladığımızda gerçekten yaş ortalaması çok ciddi anlamda düşmüş durumda. Şu an belki birçok belediyenin temel sorunu arasında aslında ilk sıralarda olması gerekiyor. Yani siz bir rehabilitasyon merkezi kurularak bu sorun ortadan kaldırılabilir diyorsunuz ki bağımlılık danışmanlarımız da diyor zaten destek alınmadan çok zor bırakılması mümkün değil diye. Mümkün bunu değil. Özellikle yaptığımız yayınlardan sevgili seyircilerimiz de hatırlayacaktır. Demek ki Eyüp Sultan'da da aynı sorun söz konusu diyorsunuz. Maalesef çok üzülerek. Ebeveynler de çok dikkatli olmak zorunda. Tabii. Bunun için de işte bu işin ağ yüzü evet rehabilitasyon merkezleri. Evet. Yani bu çocukları bir şekilde hayata geri kazandırmanın tabii yolları. B şıkkı da annenin özellikle bu konuda bilgilendirilmesi gerekir. Yani tabii anne çocuk evine geldiği zaman bir şekilde onun nereden ne şekilde geldiğini hissetmesi, anlaması, ondaki farklılıkları değerlendirmesi gerekir. Bunun için de bilgi sahibi olması gerekir. İşte bizim her zaman için söylüyoruz, kadın toplumun temel taşıdır. Çünkü toplumdaki erkek ve kadını da yine bir kadın yetiştiriyor en nihayetinde. Dolayısıyla annenin çocuğuyla ilgili bir takım şeylere çok hakim olması lazım. Genç bir delikanlı eğer eve geldiğinde onun davranışlarıyla alakalı bir terslik varsa, belki uyku bozukluğu, gerilim, stres, bilmiyorum bunu çok daha iyi bilen, bu konuda uzman insanlar var. Geri bildirimleri nasıl oluyorsa annenin bunu bilip o çocukla ilgili hemen bir şeyler yapması lazım. Kesinlikle bu konuda biz de yayın yapmıştık bağımlılık danışmanı İsa Bey ile beraber. Programımızın da tabii YouTube'dan kaydını da seyredebilirler. Zaten orada çocuk kendini aslında ele veriyormuş. Evet. Biz de tabii bunu yayınımızda konuşmuştuk. Umarım Eyüp Sultan'da bu sorunda siz tabii ki belediye başkanı olduğunuzda bir rehabilitasyon merkezi açılarak bu sorunun da üstesinden gelinmiş olur. Ve tabii o gençlere de tabii iş sahası, boş zamanları değerlendirilecek herhangi bir faaliyet alanı yaratıldığında da zaten bu tarz şeylere kaymayacaklardır diye bakın, düşünüyorum. Hem iş sahası yani insanların istihdam ettirilmesi çok önemli bir konu. Yani evet. Eyüp'te şu anda o kadar çok işsiz güçsüz insan var ki hele ki bunlar genç olduğu zaman tabii çok daha zor. Bu çocuklar sokağa çıkıyorlar, bir şeyler yiyip içmek istiyorlar. Tabii. Kız arkadaşları, erkek arkadaşları oluyor. Onlarla bir yerlere gidip bir oturmak istiyorlar. Evlenmek istiyorlar, iş kurmak istiyorlar. Bunların hepsi, bizler de bu yollardan geçtik, biz de genç olduk. Bir iş gelse de hani yapıversek şuradan bir 3-5 bir şeyler kazansak diye üniversite çağlarımızda deli gibi koşturuyorduk oradan tabii oraya. Dolayısıyla bu çocuklar için de aynı şey geçerli. Bunların bir şekilde öncelikle sosyal hayata ve iş hayatına kazandırılması lazım. Onun dışında da Türkiye'de maalesef biz çok bu konuyla ilgilenemiyoruz ve bu konunun çok dışında kalıyoruz ama insanların sporla yakın olması lazım. Özellikle gençlerin sporla çok yakın olmaları lazım. Bakın spor yapan çocuk, spor yapan genç kötü alışkanlıklara sahip olmaz. Çünkü sporcunun
o günlük rutin hayatında, bunu şu anlamda söylemiyorum, herkes profesyonel sporcu olsun, hayır. Ama yaptığınız işte ne bileyim bir şey olsun, futbol oynasın, basketbol oynasın, yürüyüş yapsın. Ya çok arzu ediyorum. Birçok ülke gezdim, gördüm. Bazı güzel gelişim yapmış ülkelerin parklarında muhtelif sporlar için sahalar yapılmış. Ve insanlar buraya girip bir abedel eğitim alıyorlar ve oyun oynuyorlar. Basketbol sahaları, tenis sahaları, işte futbol sahaları. Çok istiyorum. Eyüp'te niye olmasın? Tabii ki. Çocuk parkları neden çocukların gelişimine yönelik olmasın? Yani plastik 3 saniyede çocuğun aşağıya indiği ve bir tane komşumuz var, onu da kulaklarını çınlatayım. 2,5 yaşında bir kızı var. Parktan geliyordu bir gün. Pişman oldum dedi. Niye dedim, çocuğu elektriğini atsın diye götürdüm. Daha beter elektrik aldı geldi. Bütün her şey plastik olunca tabii. Çocuğu mutlu olsun diye götürdüğünüz parktan elektrik yükleyip geri getiriyorsunuz maalesef. Bunun gibi aslında basit, aslında işin süsü püsü gibi gözüken şeyler aslında hayatımızın temel yapıları. Kesinlikle. Egzersiz yaptığında çünkü kişiler mutluluk hormonu salgılamaya başlıyorlar. Kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kesinlikle. O zaman Eyüp Sultan için şunu da düşünebiliriz. Yani egzersiz yapacakları kişilerin veya çocukların rahatça zaman geçireceği alanlarda olacak gibi görünüyor değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle, ama önce iç huzur. İnsanların mutlu bir şekilde spor yapabilmeleri için, yani daha doğrusu sporu hayatınıza alabilmek için önce kendi içinizde bir huzur ortamı sağlamalısınız. Tabii. O nedir? Hayatınızda giden bir takım aksaklıkların biraz normale dönmüş olması lazım. Yani biz şimdi A mahallemizde diyeyim, 167 tane çocuğumuz okul açıldığı gün eğer ayağında kışlık ayakkabısı, elinde okul çantası yoksa, eğer okul defterini ve kitabını bu çocuk poşete koyup okula gidiyorsa, üzerinde yağmur yağdığında giymeye montu, başında beresi yoksa, bugün tabii biz spor alanlarından bahsedecek durumda olamıyoruz maalesef. Tabii. Öncelikle işte sosyal, katılımcı, toplumsal adına her ne diyorsanız, insanı düşünen belediyecilik yapmak istiyorsanız, önce işte o insanların kendi iç huzurlarını bir şekilde sağlamak zorundasınız. Ondan sonra spor sahası da tabii ki kurulacaktır. Egzersiz de yapacaklardır. İstihdam olacaktır. Zaten çark dönmeye başladığı zaman onun üzerine muhakkak bir şeyler daha ekleniyor. Gençler ve kadınlar biraz ön planda olacak galiba. %100. Peki şimdi ilçeyi düşündüğümüz zaman, Eyüp Sultan'ı düşündüğümüz zaman, son dönemlerde ben de geldiğimde kentsel dönüşüm inanılmaz derecede artmış durumda. Evet. Bütün ilçelerde olduğu gibi. Kentsel dönüşüm planları ve rezerv alanları hakkında, uygulamaları konusunda siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi o da ayrı bir konu. Bazı mahallelerimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi rezerv alanları olarak, rezerv yapı alanları olarak belirtti. Rezerv yapı alanları biliyorsunuz riskli alanlar ilan edildiği zaman, riskli alan ilan edildiği zaman rezerv yapı alanı olarak teşhisi koyuyor Büyükşehir Belediyesi. Fakat bahsettiğimiz mahallelerde aslında JICA raporları ve Türkiye'deki 4 büyük üniversitenin de pozitif rapor verdiği ve burada aslında riskli bir alan yok, sıkıntı da yok dediği mahalleler maalesef. Bununla ilgili biz sevgili arkadaşlarımız sağ olsunlar Mahalleler Birliği diye bir grup kurdular. Halkı da örgütlendirdiler. Biliyorsunuz örgütlü toplum her zaman için çok önemlidir. Tabii ki. Özellikle hakkı yenen, ezilen insanların haklarını savunmak adına da bu insanlar şu anda Mahalleler Birliği'nde işte bu gibi sıkıntıları gerekli kurumlara iletmek için çalışıyorlar. Nedir buradaki sıkıntı? Siz 50 yıl 60 yıl uğraşıyorsunuz, didinip çabalıyorsunuz, kendinize başınızı sokacak bir yuva inşa ediyorsunuz veya işte satın alıyorsunuz bir yerlerden. Sadece arazinin tapusu var, evin tapusu yok. Şimdi o kadar büyük bir emek ki bu. İnsanın evi nasıl olursa olsun, isterseniz köşklerde yaşayın, isterseniz küçük bir gecekonduda yaşayın, isterseniz 50 metrekare
Küçücük bir dairede yaşayın. Hiç fark etmiyor. Gezin, tozun, evinizin kapısını açtığınız zaman en güzel yer orasıdır. Tabii, herkes için. Herkes. İsterseniz sizi saraylarda ağırlasınlar. İşte o küçük 55 metrekare evin kapısını açıp içeriye girdiğiniz zaman dünya varmış, gezin evimdeyim. Gezin rahatlığı hiçbir yerde yok deriz yani. Şimdi bu insanların ellerinden o evleri almamak lazım. Ya da burada yapılacak işlemlerin hakkını teslim ederek insanlara yapılması lazım. Şimdi buradaki vatandaşlarımız maalesef evlerine çivi dahi çakamıyorlar korkudan, endişeden. Ne olacak, ne bitecek, yarın nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Bilemiyorlar. Dolayısıyla bunun da haksız bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili çok yetkili arkadaşlarımız var, çalışmalar yapıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. Dediğim gibi üniversitelerden alınmış raporlar var. JICA raporları var. Bunlar çok önemli raporlar. Ve eğer burada risk yok deniyorsa, bu kadar üniversitenin verdiği rapor sonucu risk yok deniyor. Risk yoktur. Tabii bunu yani, riskli alan ilan etmenin de çok anlamı da anlamı yok. Yoktur. Dolayısıyla biz de bunun Mahalleler Birliği ile birlikte peşindeyiz. Oradaki arkadaşlarımla sürekli iletişim içerisindeyim. Eminim ki orada yaşayan vatandaşlarımızın hakkını da sonuna kadar savunacağız. Haklarını da kendilerine teslim edeceğiz. Bir santimetre kare sahip oldukları tapudan veya alandan diyeyim, bir santimetre kare bile kaybetmelerini istemiyorum. Genelde evet böyle bir problem oluyormuş bildiğim kadarıyla değil mi? Kentsel evet. Dönüşüme girdiğinde işte 120 metre kare diyelim ki bir ev, 100 metre kare. 50 metre kare efendim. 50 metre efendim. O kadar mı? Yani ben şimdi, yine şey bir örnek vermişim o zaman. Siz o 150 metrekare evinizi aldığınız zaman evet. 3+1 işte bir ev oluyor. Ya da işte kendi gecekondunuz içerisinde bahçeli, alıştığınız ortamda bir eve sahip oluyorsunuz. Tabii ki insan istemez mi böyle sıcak suyu akan, soğuk suyu akan, çok böyle yepyeni bir evde oturayım. İşte her şeyi biliyorsunuz ev eskidikçe bir sürü masraf çıkartır aslında. Herkes ister ama düşünün 4 çocuğunuz var, 55 metrekare bir eve tıkılıp kaldınız. Bütün hayatınız değişir. Bakın, bütün hayatınız değişir ve gitmek zorunda kalırsınız. Göç etmek zorunda kalırsınız. Mutlaka. O 55 metrekare evi ya satarsınız ya kiraya verirsiniz. Ondan sonra da kendinize yeni bir yerleşim merkezi ararsınız. Yaşayamazsınız orada. Evet. Ben de evliliğimin ilk yıllarında küçücük bir evde yaşıyordum eşimle birlikte. O evden çocuklarımız olduğu anda çıkmak zorunda kaldık. Mümkün değil. Yani yerleşim alanınız, sizin alıştığınız hayat düzeniniz çok önemli. Oradaki insanları buna zorlamanın bir anlamı yok. Senelerce mücadele etmişler. Bazıları kiracı, bazıları mal sahibi. Bu insanların alışkanlıklarından, bu insanları yaşadıkları topraklardan göndermeye çalışmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. O zaman kentsel dönüşümle ilgili olarak diyorsunuz ki eğer orada gerçekten verilen raporlarda orasının yıkılması gerekiyorsa tabii ki ama tabii öyle bir şey o, olduğunda tabii. Da kaç metrekare ise kesinlikle halk mağdur olmadan böyle bir kentsel dönüşüme girebilir. Tabii. Ama orada zaten bir tehlike yoksa orayı yıkıp tekrar inşa etmenin bir anlamı yok diyorsunuz. Yok. Aynı zamanda da bana göre belediyelerde özellikle yeni yapılan binalarda bu işi teknik olarak takip edecek bir şeyin olması lazım, bölümün olması lazım. Bir departmanın bulunması lazım. Çünkü bakın dünyanın birçok ülkesinde bu böyle yapılıyor. Öyle canınızın istediği gibi gidip istediğiniz yerden ürünü alıp siz ben evi yaptım çok da güzel oldu diyemezsiniz aslında. O ama bölgenin hukuku var. Hukuk ayrı bir şey. Tabii ki hukuku olmalı zaten onu söylemeye bile gerek yok. Bir de oranın bir dokusu var. Oranın bir dışarıdan bakıldığında bir görsel hali var. Şimdi Eyüp ilçesi çok önemli bir ilçe. Siz görsel. Eyüp camisinin yanına mesela yapabilir misiniz 20 katlı bir gökdelen, 70 katlı bir mümkün mü? Mümkün değil. Dolayısıyla aslında şu anda mevcut olan birimlerden çok daha detaylı çalışacak bir birime ihtiyacı var. Yani yeni yapılacak olan atıyorum 90 dairelik bir sitenin 150-200 dairelik, 400 dairelik bir sitenin içerisinde kullanılacağı malzemelere varana kadar araştırılıp uygunluk raporu verecek bir departmanın bulunması lazım. Tabii. Siz orada kullanacağınız malzemelerin acaba depreme
dayanıklı olduğunu ve yeterli olduğunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz, emin misiniz? Şimdi bu işi yapan kurumsal yerler var, kurumsal olmayan yerler var. Bunları da bence belediyenin kontrolü altında gerçekleştirmek gerekir. İnsanların daha sağlıklı yaşaması açısından. Düşünün, 99 depremini hatırlıyorsunuz. Tabii ne büyük canım. Acılar oldu. Hepimiz bunu yaşadık. Hepimiz buradaydık, İstanbul'daydık. Ben de buradaydım, Şişli'deydim o zaman. İnanılmaz bir geceydi. Aynı şeyleri bir daha ne Eyüp'te ne başka bir yerde yaşatmak ve yaşamak istemem açıkçası. Kesinlikle. Kentsel dönüşümle ilgili olarak da diyorsunuz ki böyle bir açıklama getirmiş olduk. Kentsel dönüşüm konusunda da Eyüp Sultan için. Peki Eyüp Sultan dediğimiz zaman tabii bir de sağlık projeleri. Evet. İlk akla gelen. Sağlık projelerinde değişimler yolda mı? Sağlık konusunda ne gibi projeler var şu anda gündeminizde? Tabii tekrar projeler konusunda çok fazla bilgi veremeyeceğimizin altını çizerek ben şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Bizim bir misyonumuz var. Evet. Biliyorsunuz 25 yıl sonra Eyüp Sultan'da sosyal belediyeciliği getirerek, toplumsal belediyeciliği, halkçı belediyeciliği getirerek Eyüp Sultan'da umudun ışığını tekrar yakacağız. Eyüp Sultan'ı tekrar bu güzel ışıkla aydınlatacağız. Bizim böyle bir iddiamız var. Tabi vizyonumuz da Eyüp Sultan'ın tarihinde barındırdığı kadim değerlerle birlikte daha güzel, daha refah bir ilçe haline getirmek. Bunu tabi kapsayan her şey bizim yapacağımız hizmetler dahilinde. Tabii ki sağlık çok önemli. Bu alanda bir eksiklik var mı? Çok büyük eksiklik var. Yani nasıl söyleyeyim, benim oturduğum mahallede 24 saat açık bir sağlık birimi yok. Yani Göktürk Mahallesi'nde, Kemerburgaz Mahallesi'nde bunların ortalama Eyüp Sultan'a uzaklığı 13-14 kilometre kadardır. Öyle çok burnun dibinde değildir. 24 saat açık bir hastane yok. 11'de mevcut olan özel kurumlarda kapatıyorlar. Bir tane sağlık ocağımızın 24 saat açık olduğu söyleniyor ama maalesef o da öyle değil. O da öyle değil maalesef. Dolayısıyla bu çok büyük bir problem. Bakın ben annemi bu şekilde kaybettim. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Biz yetiştiremedik hastaneye. Evet. Ambulans gelmesine rağmen. O zaman Eyüp Sultan'da en büyük sorunlardan bir tanesi de hastane sorunu çok büyük diyebiliriz. Bir problem. Çok çok büyük bir problem. Şu anda hastalığı zannediyorum büyük bir üniversite hastanesi getiriliyor. Öyle bir plan proje var, eğer yapılacaksa bilmiyorum. Fakat orada da şöyle bir handikap var. İnanın hastalda artık ağaç kalmadı. Hani kesile yeşil kesile. Yeşil alan yok. Yeşil alan yok. Hani yapılacak olan çalışmaların yine yeşil alandan feragat ederek yapılması söz konusu. Dolayısıyla hani bir şeyi yaparken başka bir şeyi bozuyorsunuz. Bu da çok bana elzem ve mantıklı gelmiyor maalesef. O zaman sağlık konusunda da Eyüp Sultan'da ciddi bir açık var diyebiliriz. Çok büyük. Evet. Çok çok büyük. Demek ki projeler arasında çok bahsedemesek de bu konuda da projelerin olduğunu anlamış bulunuyoruz. Evet. Peki, şimdi belediye başkan aday adayısınız. Evet. Neden genel siyaset değil de belediye başkanlığı? Evet, bu güzel soru. Bunu bana çok soran arkadaşım oluyor. İşte biz seni milletvekilliğine de çok yakıştırırdık. Öyle bir şey yok. Bence herkesin hayatta bir amacı olmalı. Yani aynı anda hem ilçe başkanı, hem meclis üyesi, hem belediye başkanı, hem milletvekili, hem parti meclis üyesi, hem MYK olmak benim dünya görüşüme aykırı. Ben sadece yerel yönetimlerde çalışmak istiyorum. Yerel yönetimlerde de belediye başkanlığında iyi bir iş çıkartabileceğimi düşünüyorum. Bunun için belediye başkanı adayı oldum. Yoksa genel siyaset yapabilecek gücü kendimde hissetseydim, yani ben genel siyaset de yaparım, Ankara'da da yaşarım, işte oradan Sivas'a da giderim, oradan Van'a da giderim gibi bir elbiseyi giymek isteseydim onun için mücadele ederdim. Ama ben onu istemiyorum. Benim tek derdim herkesin kendi kapısının önünü süpürerek ülke için bir şeyler yapması gerektiği kanısındayım. Dolayısıyla ben de Eyüp ilçesinde yaşayan, buraya gönül vermiş, Eyüp'e sevdalanmış bir insan olarak. Onun için de benim çok güzel bir benzetmem vardır. Eyüp Sultan'ı şöyle benzetirim ben. Eyüp Sultan bence surların kenarında en eski ilçe olması hasebiyle de İstanbul'un sevdasıdır. Hep İstanbul'la arasında bir sur kalmıştır.
o suru bir türlü bu taraftan o tarafa aşamamıştır. Dolayısıyla benim de gönlümde her taşına, Pierre Loti'ye, Eyüp Sultan Camii'ne, Güzeltepe'deki o işte küçük çocukların haline, ondan sonra Nişanca Mahallesi'ndeki eski binaların o güzel kokan, insanın içini ısıtan yapısına, hepsine aşığım, hepsine sevdalıyım. Dolayısıyla Eyüp'te olmak, Eyüp'te kalmak ve Eyüp'te siyaset yapmak istiyorum. Derdim Ankara'ya gitmek değil, burada yaşamak ve burada çalışmak istiyorum. Bununla ilgili olarak da ek olarak şunu söylemek istiyorum. Ben Eyüp'te bir kadın derneği kurulması için çok büyük destek verdim. Çağdaş Kadınlar Derneği. Evet, okudum onu. Çok önemlidir çünkü Eyüp'te bir kadın derneği yoktu. Bunun da, ilk kez siz yaptınız. Evet, Eyüp'te siyasetin içine girmek istemeyen bir sürü kadınımız var. Dolayısıyla onların bir arada vakit geçirip yaşadıkları ilçe için faydalı bir şeyler yapması adına böyle bir dernek kurduk arkadaşımızla birlikte. Kendisi eski kadın kolu başkanımızdır Sakine Hanım. Buradan da ona selamlar olsun. Onun dışında da Eyüp'ün çok köklü ailelerin içinde olduğu bir vakfımız var. Eyüp Dostları Vakfı. Eyüp Dostları Vakfı'nın da üyesiyim. Çok önemli bir vakıftır. Eyüp Dostları Vakfı ile birlikte 12 Mayıs'ta harika bir organizasyon yaptık. Organizasyonun proje sorumluluğunu ben üstlendim. Evet. Tim Show Center'da Büyük Eyüp Buluşması gerçekleşti. Konu şöyleydi, son 100 yılın hikayesi Eyüp'te yaşayanların dilinden. Biz işte bu köklü ailelerin, dedelerinin, babalarının kendi dillerinden anlattıkları Cumhuriyet dönemini sevgili Nalan Sakızlı hocamın desteğiyle, emeğiyle harika bir belgesel haline getirdik. Tim Show Center'da ortalama 1500'e yakın Eyüplü ile birlikte bu şahane belgeseli seyrettik ve sevgili Sunay hocamın 1 saat 5 dakikalık Sunay Akın'ın 1 saat 5 dakikalık bize tarihi değerlerimizi, Cumhuriyet dönemimizi tekrardan hatırlattığı nefis bir program izledik. Onun dışında da tabii arkasından hemen Eyüplü sanatçıların verdiği şahane bir konser dinledik. Eyüp çok önemli bir yerdir. Kesinlikle. Eyüp'ün içinden kimler 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 çıkmamış ki bugüne kadar. Sevgili Selçuk Yöntem, sevgili Türkan Şoray, Nejat İşler, Beyaz Kelebekler, Rana Selçuk Alagöz, Mediha Şen Sancakoğlu, Lale Belkıs gibi çok kıymetli sanatçıların içerisinden çıktığı çok kadim bir ilçedir. Bunun dışında da 1950 yıllarında sanayileşmeyle birlikte bir taraftan da Eyüp'e yerleşen işçi kesimiyle birlikte harika bir sosyal demokrat yapısı vardır Eyüp'ün. Vakti zamanında bütün büyük kuruluşların gelip Eyüp'te çalışmalar yaptığını da buradan belirtmek isterim. Bir yandan ciddi bir sanatsal yapı, öbür taraftan ciddi bir emekçi yapı vardır Eyüp'te. Bu ikisinin harmanlanmasıyla oluşmuş harika bir ilçedir. Her taşı, her mahallesi, her sokağı çok güzeldir. Görmeyenlerin muhakkak gelip görmesini çok arzu ediyorum. Evet, zaten öyle bir anlattınız ki Pierre Loti, Eyüp Sultan Camii. İnanın ben şimdi buradan çıkıp Eyüp Sultan'a şöyle bir buyurun, gelin, misafirimiz atmak olun. İstedim. Siz onları anlatırken çok yakın zamanda da geldim ama gerçekten o Pierre Loti'nin o manzarası her şeye değer. Yani her şeye orada değer. Bir bardak çay içmek değil mi? Kesinlikle yani öyle. Siz böyle anlatırken ben gitmiş kadar oldum diyebilirim. Kesinlikle peki, öyle. Peki neden Cumhuriyet Halk Partisi? Şimdi efendim, öncelikle bu benim kişisel fikrim, farklı düşünenler olabilir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Çok kıymetli, çok asil liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve Türkiye'nin kurucu partisi olarak nitelendirdiği Cumhuriyet Halk Partisi, bana göre Türkiye'de doğan her çocuğun doğuştan partisidir zaten. Biz Cumhuriyet Halk Partili olarak doğuyoruz. Kurucu parti olduğu için bakın. Yoksa diğer partilere söyleyecek hiçbir lafım yok. Onlar da kendi fikirleriyle partiler kurmuşlardır. Devam ediyorlardır. Ama Türkiye'de doğan her çocuğun Cumhuriyet Halk Partili doğduğunu iddia ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. O yüzden tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yapmaktan da büyük gurur duyuyorum. Zaman zaman biz tabii sosyal demokrat insanlar, demokrasiye fazla inandığımız için biraz böyle tartışırız, biraz atışırız ama doğru yer burasıdır. Doğru yer Cumhuriyet Halk Partisi'dir her zaman için. Ayrıca
Bakın bu kadar güzel 8 maddeyle halkçı ve toplumsal belediyeciliği açıklayan bir partinin içerisinde olmaktan duyduğum gururu da dile getirmek adına bunu size izninizle hemen kısaca okumak Tabii istiyorum. Ki. Sevgili Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu bu harika broşürü hazırlatmış. Kısaca herkesin anlayabileceği, hani hap gibi derler ya. Evet. Halkın belediyeciliğinde hiç kimse ötekileştirilemez. Belediye başkanı halkına eşit hizmet götürür. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapar. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi? Vatandaşına, seçmenine hesap vermek onurlu ve gururlu bir iştir. Bu kadar güzel başka bir şey Evet. olabilir mi? Kent rantları yandaşa değil, rantı yaratan bölge halkına halkça dağıtılır. Yeşil alanları korumak, çocuklarımıza, yaşlılarımıza yeşil mekanlar sunmak, onları doğayla buluşturmak esasımızdır. Asıl olan mutlu, huzurlu, insanların yaşadığı kentler inşa etmek görevimizdir. Kentte yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve üretim kooperatifleriyle işbirliği yapmak esastır. Sadece kentte yaşayan insanlara değil, diğer canlılara da saygı göstermek, onların yaşam haklarını korumak ve savunmak esasımızdır. Kenti kültür, sanat ve spor dünyası ile buluşturmak, birlikte yaşama kültürünü kurumsallaştırmak esasımızdır. Şimdi bu kadar güzel bir 8 evet. maddeyle halkçı, toplumsal, sosyal belediyeciliği açıklayıveren bir partinin içerisinde olmak insana ancak gurur ve onur verir. Güzel. Böyle özetleyebilirim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz zaman diyorsunuz. Peki programımızın sonuna geldik. İnanın sizinle sohbet çok keyifliydi. Emel Bilenoğlu, CHP Eyüp Sultan Belediye Başkan aday adayı. Şu anda sizi seyreden, Eyüp'de oturan özellikle halkımıza neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi almak istiyorum. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Eyüp Sultan'da hep birlikte tekrardan umudun ışığını yakacağız. Eyüp Sultan'ı bilgiyle, sevgiyle mutlu bir şekilde yöneteceğiz. Bunun için Eyüp Sultan'da herkese sağımda, solumda, yanımda ihtiyacım var. Lütfen birlikte yürüyelim. Hepsini çok seviyorum. Evet. Umudum ve sevginin ışığı Emel Bilenoğlu. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Umarım yine belediye başkanı olduğunuzda da sizi burada ağırlamak dileğiyle diliyorum. Çok sevinirim. Evet, çok, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Çok keyifli sağ olun. Sohbetti. CHP Eyüp Sultan Belediye Başkan aday adayı Emel Bilenoğlu bugün konuğumuzdu. Sürçülisan ettiysek affola. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.